İslam'la uzaktan yakından bir güna alakası olmayan laik demokratik batı düzenini kesinlikle Müslümanlara ve bütün dünyaya tek alternatifmiş gibi sunma, kabullendirme, bastırma, zorla kucaklattırma anlayışı bunu sürdürmesi gerekiyor idi ki batı üstünlüğünü koruyabilsin. Kendi sistemine tabi kıldığı ülkelere şimdi başka bir alternatifi de kalmayan siyasi arenada Sovyetlerin parçalanmasıyla Marksist teoride de olsa Marksist bir alternatifi kalmayan dünyanın diğer büyük bölüğünde ki ülkeleri de aynı sisteme geçirebilmek, aynı sisteme intibakını sağlayabilmek, hani memuriyette vardır ya intibakım sağlanacak filan, yani işte bir üst kademeye çıkarılacağım, yan ödeme filan da verecekler gibi. O ülkelerin liberal serbest piyasa ekonomisine geçişi, laik demokratik anlayışı yeni bir elbise olarak bayramlık giydirilişi için çalışılmaya başlandı. O ülkeler gerçekten gerçek hayatın tadında farkında olmayan bundan 70 yıllık bir Marksist uygulama ile uzak kalmış ülkeler idiler. Bu ülkelere de Türkiye gibi daha evvel müteahhidin yanında kalfa olarak çalışmış, yalan yanlış iş başa düştüğü zaman taşeronluk yaptırılabilen laik demokratik batının güdümündeki Atatürk Türkiye'sini, taşeronluğunu verdiler Atatürk Türkiye'sine. Biliyoruz ve sık sık da yazıldığı gibi Bosna Hersek'ten Japonya'ya, yani Kamçatka Yarımadası'na kadar tüm Türkiye cumhuriyetlere, yani Türk ve Müslüman olan cumhuriyetlere yeni düzene intibaklarını sağlatmak üzere işte ağabey Türkiye hazır. Türkiye de bir taraftan bağırıp çağırıyor ki işte benim gücüm yetmez, oralara gidecek kadar benzinim yok, bilmem azığım yok, işte bana yardım etmezseniz benden beklediğinizi de ben yapamam, onun için biraz yardım edin Avrupa'ya, Amerika'ya, yalvar yakar. Onursuz politikacıları Türkiye'nin bu ricaların peşinde koşuyorlar.